Hoş geldiniz Sultan. Hoş bulduk Güfem. Haberi alır almaz Üsküp'ten yola çıktım. Hünkârımız nasıllar? Afiyetteler inşallah. Hekimler müsbet konuştu. İnşallah iyileşecekler. Hayırlısı Gülfem. İsterseniz hünkârımızın yanına gidelim. Şehzademiz ve Fatma Sultanımız sizi orada bekliyorlar. Âlâ. Hepsi birer birer geldiler. Akbabalar gibi hünkârımızın başına üşüttüler. İçiniz rahat olsun sultanım. Hünkârımızı bir an bile yalnız bırakmıyoruz. Sultanım. Validem. Şehzadem. Hoş geldin Mahidevran. Biz de seni bekliyorduk. Görüyorsun işte halimizi. Kara günler bir türlü bitmek bilmedi. İnşallah bitecek sultan. Güneş doğacak elbet. Mihrimah, sen nasılsın? O güneş kim sultanım? Mustafa abim mi? Zira hünkârımıza zerre kadar üzülmediğinizi biliyorum. Mihrimah. Haddini aşıyorsun. Mahidevran Sultan'ı anlıyorum. Nihayetinde senelerdir bu anı bekliyor. Peki sen şehzadem? Fatma Sultanım? Size ne oluyor? Karşınızda yedi iklimin sultanı yüce hünkârımız var. Onunla aynı kanı taşıyorsunuz. Dua edeceğiniz yerde neyin hesabını yapıyorsunuz böyle? Ne hesabından bahsediyorsun sen? Nasıl çirkin bir itham bu böyle? Yalan mı? İstediğiniz bu değil mi? İçten içe bunu arzu etmiyor musunuz? Herkes senin adına haykırıyor. Utanmadan, sıkılmadan müstakbel padişah diyorlar sana. Tahta çıkmanı istiyorlar. Sen de susuyorsun. Zira böyle demeleri hoşuna gidiyor. Yeter Mihrimah. Validen gibi konuşmayı kes artık. Kendinizi bu sarayın sahibi belirlemişsiniz. Sizin gibi düşünmeyenleri düşman sayıp itham ediyorsunuz. İlla bir hesap kitap arıyorsan, dön sevgili kocana bak. Validene bak. Pusu kurup Mustafa'mı öldürmeye kalktılar. Haberin var mı senin? Eminim öyledir. Hiçbiriniz yokken ben hünkârımızın yanındaydım. Aynı kubbenin altında doğup büyüdük biz. Ona olan sevgim sadakatim ebedidir. Mustafa'mın da öyle. Hiç kimseye ispat etmek mecburiyetinde de değiliz. Neye inanmak istiyorsan ona inan. İnandığım tek bir şey var sultan. O da hünkârımızın tekrar ayağa kalkacağı. Ve bütün bunların hesabını soracağı. Sultanın da haddini bilmesi icap eden vakitler vardır elbet.
nice zaferler kazandı. Nice yerleri fethetti. Üç kıtayı dize getirdi. Demek seni böyle güçsüz, böyle çaresiz görmek de varmış kaderde. Bir Rus cadısı için beni ilk göz ağrını ve kıymetli Mustafa'yı bir kenara attı. Bak hesabı soruluyor işte. Senin için üzülmeyi, ağlamayı çok isterdim. Lakin bana ve evladımı çektirdiklerinden sonra istesem de yapamam. Senin için dileyeceğim tek şey, huzur içinde ölme. Zira herkes için en hayırlısı bu. Senin için bile. Siyahlara bürünmüşsün. Cenazeye heves etmişsin belli ki. Lakin hayallerin suya düşecek Mahidevran. Zira hünkârımız yakın ayağa kalkacak. Gözlerin açacak. Eskisinden daha güçlü geri dönecek. Senelerdir bekliyorum Hürrem. Biraz daha beklerim. Er ya da geç hak yerini bulacaktır. Hünkârımızın bu halinde senin de payın var. Günahlarını ortak ettin. Şimdi bedelini ödüyor. Esas günahkar olanlar henüz ateşe atılmadı. Onlar öyle bir yanacaklar ki külleri dört bir yana savrulacak. Bir nefes Hürrem. Bir nefes kadar yakınsın sona. Etrafına bak. Ecel terleri döken Rüstem'den başka kimse kalmadı yanında. Evlatların bile terk etti seni. Beyazıt, Mustafa'mın yanında. Keza Cihangir de öyle. Zira hakikati gördüler. Doğrudan haklıdan yana taraf oldular. Allah biliyor. Hünkârımızın saatine kavuşmasını kalpten istiyorum. Buna rağmen Mihrimah'ın söyledikleri allak bullak etti beni. Bu lafları duymayı hak edecek ne yaptım ben? Senin bir kabahatin yok abi. Hünkârımızın hali, bu gitgeller onu hayli üzdü. Herkesin asabı bozuk. Haklısın. Ailesinin tesiri altında kalmış belli ki. Bağışla beni kardeşim. Düşüncesizce konuştum. Aklımdan geçenler bunlar değildi. Validemin gücü kuvveti herkesin malumu. Tesir altında kalmış olabilir. Ancak Mihrimah hatasını anlar. Mutlaka gönlünü alır. Benim de temennim bu.